İzmir depremi sonrası Türkiye'nin birçok noktasından yardım yağıyor. Bugün ise İzmir Ticaret Odası bünyesinde iş dünyasının katılımıyla Birlikten İzmir Doğar Yardım Projesi'nin detayları anlatıldı. Toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker başta olmak üzere İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işın Su Kesterli, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Jack Eskinazi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Şubesi Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, Ege Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Başkanı Fadıl Sivri ve Meclis Başkanları katıldı. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, depremzedeler için konut yapılacağını başlattıkları kampanyayla duyurdu. Bir daha böyle acılar yaşamamak için Birlikten İzmir Doğar diyoruz. Depremlerin can almayacağı, maddi hasarların da minimum düzeyde kalacağı yenilenmiş bir kent yaratmak için harekete geçiyoruz. Öncelikle İzmir'in her türlü felakete hazırlıklı olması için uzun vadeli planlarımızda yakın gelecekte açıklıyor olacağız. Ancak çok kısa sürede de almamız gereken önlemler olduğunu da biliyoruz. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız var maalesef. Hayatlarını, ailelerindeki kayıplarının acısıyla devam etmek durumunda kalan İzmirliler var. Onların kayıplarının acısını derinden hissederken bir de ev sorunu yaşamamaları için harekete geçelim dedik. Depremde ailesinden birini kaybetmiş depremzede vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için bu projeyi tüm başkanlarımızla birlikte planladık. Birlikten İzmir Doğar kampanyamız kapsamında kendilerini en kısa sürede ev sahibi yapacağız. Özgener'in ardından sözü alan Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, başlattıkları kampanya dahilinde odalar olarak 500 bin TL koyarak 11.5 milyon TL hesapla başladık ifadelerini kullandı. Bunlara uyum sağlayabilmek açısından öncelikle ilk yapılması gereken şey, her binada nasıl asansörlerin kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili makine mühendislerinden gelip kontrol edip asansörlere yeşil, kırmızı gibi etiketler yapıştırılıyor ise binalara da bu binaya girilebilir, girilemez diye bunların yeni baştan oturma raporlarının verilmesinin doğru olduğunu ben düşünüyorum. Burada Çevre Şehircilik Müdürlüğümüze, belediyemize, yerel belediyelere de önemli görev düşüyor. Bütün binaların yeni baştan kontrol edilip oturma raporlarının yenilenmesinin şart olduğu bir ortamdayız. Ege İhracatçı Birliği Başkanı Jack Eskinazi ise şu sözleri kaydetti. Depremde mağdur olan ve evleri yıkılan vatandaşlarımız için burada bulunan kurumların imece usulü Birlikten İzmir Doğar diyoruz ve içinde okulu da olan deprem konutları projesi için harekete geçiyoruz. Toplantıda son sözü alan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, İzmirli iş adamlarının STK ile uzun vadede kalıcı konut yaparak hibe desteği vermek isteyenler için çözüm üretmek istediklerini belirtti. Yani devletimiz ifade ettiğim gibi hem kısa süreli çözümler üretiyor, uzun sürede de bu vatandaşlarımızın hepsine kalıcı konutlar yapmak üzere şu an projeler üzerinde çalışılıyor bir taraftan. Yer temin ediliyor, arsa bakılıyor, rezerv alanlar tespit ediliyor. Bunlarla ilgili çalışmalar yürütülüyor ama İzmirli iş adamlarımızın bu safhada hemen bir inisiyatif almaları ve kendiliğinden harekete geçip İzmir'in yaralarını sarma noktasında İzmirli hemşehrilerimizle tek yürek olmayı göstermek istemeleri çok anlamlıydı. Birlikten İzmir Doğar kampanyasında hedeflerinin 50 milyon TL olduğunu belirten İzmirli iş insanları toplantı sonunda bankaların hesaplarını paylaşarak tüm halka yardım çağrısında bulundu.